Merhaba arkadaşlar, logaritmanın 6. test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda, şimdi şöyle bir düzenleme yapalım öncelikle. Burada logaritma 4 tabanında x, bunu daha önce de söylemiştim. Yine de uzun uzun yazayım ama her seferinde böyle uzun yazmak zorunda değiliz. Çarpı, bunları ikisini 10 tabanında yazıyorum. Ve buradaki logaritma x'ler gitti. Logaritma 4 payda da logaritma y payda kaldı. Bunu da şöyle yazabiliyorduk tekrar. 4 tabanında y şeklinde yazabiliyorduk. Ya da pratik olarak buradaki x'ler 1 tabanında bir üst taraftaysa direkt sadeleşir demiştik. Direkt 4 tabanında y geldi. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazalım. Logaritma 2 üzeri 2 tabanında y geldi. Ve buradaki 2'yi katsayı olarak başa aldığımız zaman logaritma 2 tabanında x 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında y. 1 bölü 2'yi de y'nin kuvveti olarak alabiliyoruz. Logaritma 2 tabanında y üzeri 1 bölü 2'den burası kök y geldi. Yani x değerimiz kök y'ye eşit. Ya da y'yi gördüğümüz yere x kare yazabiliriz. O halde bakalım buraya. Logaritma x vermiş. Bize y gördüğümüz yere x kare yazabiliyorsak o zaman burası logaritma x tabanında x çarpı x kare gelecek. Artı logaritma yine y yerine x kare yazdım. Burada da yine aynı şekilde y yerine x kare yazdım. Burası x küp geldi. Logaritma x tabanında x küp. Logaritma x kare tabanında x küp. 3'ü başa aldık. Buradan 3 geldi. Buradan 3 bölü 2. Buradan da cevabımız 9 bölü 2 oldu. İkinci sorumuzda logaritma 3 tabanında bir ifade vermiş. Şimdi buradaki 3'ü buradaki tabanına gönderdiğimiz zaman 3 üzeri 1'den 3 gelecek. 1 eksi 2. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri a. 1'i de karşı tarafa gönderdim. 2 eşittir. Eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 üzeri a geldi. İkilerimiz sadeleşti. Buradaki ifademiz eksi 1 eşittir. Logaritma 2 tabanında 3a değerini eşitleyebiliriz. Buradan da tekrar 2'yi de tabana gönderdiğimizde 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 değeri 3 üzeri a'ya eşit oldu. Şimdi elimizde 6 üzeri a var. Biz 6 yerine 3 çarpı 2 üzeri a'dan burası 3 üzeri a çarpı 2 üzeri a yazabilirim. Ve burasının 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Biz 3 üzeri a'nın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Burası 1 bölü 3. Buradan da bize 2 üzeri a istediği için cevabımız 2 bölü 3 geldi. Üçüncü sorumuzda. Şimdi öncelikle buradaki kök 3 ifadesini 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Burada kuvvette bir ifade yok. Yani paya buradaki katsayı olarak geldiğinde buradan 1 geliyor bir tek. 1 bölü 1 bölü 3'ten dolayı burada katsayımız 3 gelecek. Yani 3 çarpı logaritma 3 tabanında x y oldu. Eşittir. Burada da 3 üzeri 1 bölü 3 var. Buradaki ifadeyi sonuçta bu y kare sadece y'nin olduğu için buradaki 2 sadece y'nin olduğu için buradan kuvvet almıyorum. Burada yine aynı şekilde başa geldiği zaman 1 bölü 1 bölü 3'ten burası da yine aynı şekilde 3 gelecek. Pardon, burası 2 idi. Şurada 2 vardı. Burası 3. Logaritma 3 tabanında x y kare ifadesi geldi. Şimdi buradaki 2'yi buradakinin kuvvetine gönderdiğimiz zaman şöyle diyelim, logaritma 3 tabanında x y'nin karesi eşittir. Bu 3'ü de yine aynı şekilde buraya gönderiyorum. Logaritma 3 tabanında x y karenin 3. kuvveti oldu. Tabanlar eşit olduğuna göre buradaki ifadeleri birbirine eşitleyeceğim kuvvetlerini alarak. Burası da x üzeri 3, y üzeri 6 geldi. Şimdi burada ikişer tane, hatta x'ler sadeleşti. Burada bir tane kaldı. Y karede karşı tarafa attığımızda burası 1 eşittir. X çarpı y üzeri 4 ifadesi gelmiş oldu. Şimdi buraya bakalım. Logaritma x artı 4'ü de y'nin üzerine gönderirsem logaritma y üzeri 4 geldi. İkisi de ortak 10 tabanında olduğuna göre logaritma bunlar sonuçta aralarında artı olduğu için x çarpı y üzeri 4'te yazabiliriz. Ve biz x çarpı y üzeri 4'ü 1 bulduğumuz için logaritma 1'den dolayı cevabı 0 geldi. Dördüncü sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve bizden 1 bölü f 1 bölü x fonksiyonunun ifadesinin fx cinsinden değerini istiyor. Şimdi öncelikle f 1 bölü x'i oluşturmaya çalışalım. X gördüğüm üzere 1 bölü x yazıyorum. Ya da x üzeri eksi 1 de olabilir. Şöyle diyelim 1 bölü x. Burada aynı şekilde parantez içinde 1 bölü x artı 1 geldi. Düzenleyelim burasını. Logaritma x üzeri eksi 1 gelecektir buradaki kısım. Burası da x artı 1 bölü x ifadesi geldi. Şimdi biz buradaki eksi 1'i başa atabiliriz. Yani burası eksi logaritma x tabanında. Buradaki ifadeyi de şöyle yazalım. Buradaki eksiyi ortak bir dışarı atalım. X artı 1 bölü x ifadesinde bölüm şeklinde yazalım. Bölüm olduğu için eksili olarak yazacağım. Yani x artı 1 gelecek. Eksi logaritma x tabanında x ifadesi geldi. Buradaki eksi ikisine de dahil oldu. Şimdi buradan zaten x tabanında x ifadesi 1. Dağıttığımız zaman burasını x artı 1 artı 1 değeri geldi. Şimdi bizden buradaki ifade artık nedir burası? F 1 bölü x. Bizden bunun fx cinsinden değerini istemiş. Şurası zaten bunun tamamı
fx değeri olduğuna göre o zaman cevabımız ne olacak? Eksi fx artı 1 şeklinde, yani c şıkkı gelecek. Şimdi sorumuzda x elemanları sıfırla sonsuz arasında olmak üzereymiş. İfadelerine göre x'in y türünden eşiti. Şimdi f ln x'in ln 2x olduğunu vermiş. Burada ters fonksiyon. Önce bu ters fonksiyonu kendisine çevireyim. Buradaki ifadeyi içeri aldığımız zaman f ln 4x eşittir ln 4y'ye eşit oldu. Şimdi bizden ln x'in ln 2x olduğunu vermiş. Yani buradaki ifademiz x ifademiz. Burada ln dışarı çıktığında, fonksiyon değeri olduğunda 2 katına çıktığına göre. O zaman burası da f ln 4x dediğimiz ifade de ln 8x'tir diyebiliriz. Bu ifadenin ln 4y'ye eşit olduğunu söylüyor. Yani nedir? 8x 4y'ye eşitse sadeleştirdiğimiz zaman 2x eşittir y değeri geldi. Bize x'in y türünden değerini sorduğuna göre x eşittir y bölü 2 oldu. 6. sorumuzda bize beta 1 ve beta 2 değerleri verilmiş. Fx fonksiyonu var ve bizden f8'i istiyor. Öncelikle bu istediğini bir yazalım. f8 yani x gördüğüm yere 8 yazıyorum. Logaritma 5 tabanında 18. Logaritma 5 tabanında burası nedir? 8 e değerini bizden beta 1 ve beta 2 olarak istemiş. Şimdi öncelikle burada ln 2 dediğimiz ifade nedir? Logaritma e tabanında 2'nin beta 1 olduğunu söylediğine göre buradan e üzeri beta 1 ifadesi 2'ye eşittir diyebiliriz. Bu kenarda dursun. Bu bilgi de aynı şekilde dursun. Beta 1 yerine de yazabiliriz. Buraya baktığımız zaman da 4 var. Biz bunu da şöyle yazalım. Logaritma 2 üzeri 2'nin 3 tabanı 2 üzeri 2 tabanında 3. 2 de başa aldığımız zaman 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3'ün de beta 2 olduğunu söylemiş. Hatta buradaki 2'yi de buraya alırsak logaritma 2 tabanında 3'ün de 2 beta 2 eşit olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi bizim elimizde 2 tabanı var. 2 tabanı olduğu için biz buradaki 5 tabanı değil de buradaki ifadeleri şöyle yazabiliriz sonuçta. Biz bunları 5 tabanında, ortak 5 tabanının dışında 8 e tabanında 18 olarak düzenleyebilirim. Hatta bunu istersen tekrar istediğim tabana da alabilirim. 2 tabanını alalım mesela. Logaritma 2 tabanında 18. Logaritma 2 tabanında 8 e değeri geldi. Şimdi buradaki ifadeleri 18 biz 3'ün karesi çarpı 2 olarak yazabiliriz. 8 yerinde 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Çarpımları ayıralım. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2. Logaritma 2 tabanında 2. Burası logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3. Logaritma 2 tabanında e şeklinde ayırdım çarpım durumdakileri. Burası 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 artı 1. Burası da 3 başa geçtiği için 3 kaldı sadece. Logaritma 2 tabanında e ifadesi kaldı. Şimdi bakalım. Logaritma 2 tabanında 3 ifadesini biz 2 beta 2 olduğunu biliyoruz. O zaman burası nedir? 4 beta 2 gelecek. Artı 1 bölü 3 artı. Şimdi biz logaritma e tabanında 2'nin beta 1 olduğunu biliyoruz. Bize 2 tabanında e verdiğine göre o halde buradan da ne söyleriz? Tam tersi olacaktır. Yani 1 bölü beta 1'e eşit olacak. Bu ifadeyi düzenliyorum. Bir payda eşitledim. Bölü 3 beta 1 artı 1 değeri geldi. Ve buradan da cevabımız 4 beta 1 çarpı beta 2 artı beta 1 bölü 1 artı 3 beta 1'den E şıkkı geldi. 7. sorumuzda fx, gx ve hx fonksiyonların grafikleri gösterilmiş. Logaritma fonksiyonu ve bunların tersleriyle ilgili bilgi istenmiş. Bu logaritma fonksiyonlarının tersi zaten üstel fonksiyon olduğunu biliyoruz. Mesela buraya y dersek eğer buradaki a üzeri y eşittir x'ten. X gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazarak f fonksiyonun tersinin a üzeri x olduğunu buradan biliyoruz. Gx fonksiyonunu aynı şekilde yazdım. Logaritma b tabanında x çarpı hx fonksiyonunun tersine yine ne gelecektir buradan? C üzeri x gelecek. Gx fonksiyonun tersi b üzeri x. F'in tersini a üzeri x almıştık. Burada da yine nedir? Logaritma a tabanında x yerine hx fonksiyonu yazacak. Logaritma c tabanında x değeri geldi. Kaç tanesi y ekseni keser demiş. Şimdi öncelikle burada fx fonksiyonuna baktığımız zaman burada mesela fx fonksiyonu eğer bu şekildeyse sonuçta bunlar fonksiyonların tersi y eşittir x eksenine göre simetrik olacaklarına göre ters fonksiyonlar. Diğer o zaman fx böyleyse f'in tersi de bu şekilde gelecek. Böyle olduğu için de y eksenini kesecek birinci ifademiz. O yüzden birinciyi aldık. İkinciye baktığımız zaman buradaki logaritma b tabanında x verilmiş çarpı c üzeri x. Şimdi logaritma b tabanında x ifadesi burada yine aynı şekilde sonuçta buradan geçecek. Ve buna c üzeri x'i eklemiş. Yani bu biz direkt buradaki ifadeye denk gelecek. Yani bunun gibi a üzeri x gibi bir üstel fonksiyon olacağını söyleyemeyiz. Çünkü burada logaritma b tabanında x ifadesini vermiş. Yani grafikte bir değişme olmayacaktır. Grafik yine aynı kalacağı için y'yi kesmez.
Buraya baktık. B üzeri x de üstel, a üzeri x de üstel. O zaman yine aynı şekilde birinci öncüldeki gibi y ekseni kesen bir grafik geleceği için üçüncüyü de aldık. Dördüncü fonksiyon yine logaritma fonksiyonu olduğu için bunlar gibi bir fonksiyon gelecek. Yani y eksenini kesmeyecek. Cevabımız 2 geldi. 8. sorumuzda m n'den büyük olmak üzere demiş. Logaritma ifadelerini vermiş ve logaritma m kare artı n kareyi sormuş bize. Şimdi önce kuraldan buradan direkt 2 üzeri 3'ten direkt 8 yazalım. 8 eşittir m eksi n değeri geldi. Buraya baktığımız zaman 3 kök 2 ve 18 tabanları var. Bunu o zaman düzenleyelim. Buradaki 18 ifadesini şöyle yazalım. Buradaki ifadeyi tekrar yazıyorum. Logaritma yine 3 kök 2 gibi olması için 3 kök 2'nin karesi dersem buradan 18 gelecek. N kare olarak gelsin ve buradaki ifadeyi karşı tarafa alıyorum. Logaritma 3 kök 2 tabanında m eksi de artı oldu. Logaritma 3 kök 2'nin karesi tabanında n kare değeri geldi ve zaten buradaki ikiler gitti. Şimdi tabanlarımız ortak olduğuna göre o zaman logaritma 3 kök 2 tabanında aralarında artı olduğuna göre m çarpı burada da n kalmıştı. M çarpı n eşittir 2. Yine aynı şekilde logaritmanın kuralını kullandım. 3 kök 2'nin karesi m çarpı n eşit olduğu için m çarpı n değerimiz de 18 geldi. Bizden istediği değere bakarsam biz özdeşliklerden yararlanarak buradaki ifadenin m artı n'nin karesi ya da fark etmez m elimizde m eksi n varsa onu kullanalım. M eksi n'nin karesi artı 2 m çarpı n'ye eşittir demiştik. O zaman biz bunu bulmak için öncelikle bunu bulalım. M eksi n'yi zaten biliyoruz 8 karesinden 64 geldi. Artı 2 çarpı 18 oldu. Buradan da nedir cevabımız? 100 gelecek. Yani bize logaritma 100'ü sorduğu için buradan da cevabımız 2 geldi. 9. sorumuzda olduğuna göre demiş a artı b'nin x ve y cinsinden değeri. Şimdi öncelikle buradaki 2'nin üzerindeki 2 kare farkını açalım. A eksi b çarpı a artı b eşittir x değeri geldi. Bize 2 üzeri a eksi b'nin y olduğunu söylemiş. Şimdi bunlar çarpım durumundaysa biz şöyle yazabiliyoruz bunları. 2 üzeri a eksi b'nin a artı b kuvveti kuvvetler bu şekilde çarpılıyor. Bunun x olduğunu biliyoruz. Buradaki 2 üzeri a eksi b'nin de y olduğunu biliyoruz. O zaman buradan y üzeri a artı b değeri eşittir x geldi. Bize a artı b ifadesini tek başına bırakmamızı istediği için üstel fonksiyonu tersine alıyorum. Yani logaritmaya çeviriyorum. Logaritma y tabanında x eşittir a artı b değeri gelecektir. Yani cevabımız y tabanında x oldu. 10. sorumuzda uzunlukları bize vermiş, yazmış bunları. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi burada Öklid teoremi kullanabiliriz. Nedir? Dikten dikindiği için bunun karesi 4 kök 3'ün karesi eşittir. Buradaki uzunlukların çarpımı yani logaritma x tabanında 2 çarpı logaritma x tabanında 8. Karesini aldığımızda burası nedir? 16 çarpı 3'ten 48 eşittir. İkisi de x tabanında verilmiş ve çarpım durumunda. Buradaki ifadeyi şöyle yapalım o zaman. Logaritma x tabanında 8'i 2 üzeri 3 olarak yazalım. 3'ü başa aldığımız zaman 3 tane logaritma x tabanında 2 olarak yazdık buradaki ifadeyi. O zaman logaritma x'ten 2 tane geldiğine göre şöyle olacak. 3 çarpı logaritma x tabanında 2'nin karesi geldi. 3 ile 48 sadeleştirin. Buradan 16 geldi. 16 o zaman nedir? Neyin karesi diyeceğim? 4'ün karesi ya da eksi 4'ün karesi. Logaritma x tabanında 2'nin 4 olma ihtimali. Buradan x üzeri 4 eşittir 2 olduğuna göre her iki tarafın 1 bölü 4. kuvvetini aldığımızda x değerimiz 2 üzeri 1 bölü 4 yani E şıkkı gelecektir. 11. sorumuza denklemin kökler çarpımı hangisidir demiş. Şimdi buradaki ln x ifadesine biz değişken değiştirelim. Ln x'e t dersem eğer buradan x eşittir E üzeri t gelecek. O zaman x gördüğüm yere e üzeri t yazıyorum. E üzeri t, ln x'e de t yazmıştık. Onu da yazalım. Burada karşı tarafa attım. X yerine e üzeri t yazacağım. E üzeri 12 tabanında e üzeri t eşittir 0 geldi. Burada e üzeri t kare eksi bunlar çarpım durumunda verilmiş. O zaman nedir? E üzeri 12 çarpı e üzeri t değerlerini 12 artı t ifadesine ayırmış. Bunu hatta yine de arka tarafa atalım. Direkt karşılıklı eşitleyelim. Tabanlar eşit olduğuna göre t kare ifadesi 12 artı t'ye eşit olmak zorunda. T kare eşittir 12 artı t'den hepsini diğer tarafa alıyorum. T kare eksi t eksi 12 eşittir 0. Eksi 4 artı 3'ten t değerimiz 4 ya da eksi 3 geldi. T değerini yazalım. Buradan nedir? X değerimiz e üzeri 4. X değerimiz e üzeri eksi 3 oldu. Kökler çarpımını istemiş bizden. Çarptığımız zaman ne diyoruz? Kuvvetleri topladığımız için e üzeri 1'den cevabımız c geldi. 12. sorumuzda x'in y türünden değerini istemiş.
Şimdi biz bunların artı olduğuna göre bunları öncelikle bir ayırabildiğimizi biliyoruz bir kere. E üzeri ln logaritma a tabanında b çarpı e üzeri ln logaritma b tabanında c ifadesi x'e eşit. Burada da ln demiş. Sonuçta burası e üzeri logaritma e tabanında olduğu için buradaki e'ler eşitse direkt cevabımız buradaki ifadeye eşit. Aynı şekilde burada geçerli. Burada cevabımız buradaki ifade geldi. Yani logaritma a tabanında b olarak çıktı burası. Burası da logaritma b tabanında c geldi. Ve ben böyle biri tabanda biri üst taraftaysa bunlar birbirini götürür. A tabanda yine tabanda kalır. Logaritma a tabanında c gelir. Bu ifadenin x olduğunu söylemiş. Kenarda dursun. Buraya baktığımız zaman çarpma vermiş bize. Bunları şöyle ayırabiliriz o zaman. Logaritma a tabanında a kare. Logaritma a tabanında c küp. 2'yi başa aldım. 2 çarpı logaritma a tabanında a'dan buradan 1 geldi. Burada da 3 çarpı logaritma a tabanında c ifadesinin y olduğunu söylemiş. A tabanında c'nin biz x olduğunu biliyoruz. O halde 2 artı 3x ifadesi y'ye eşit geldi. Bize x'in y türünden değerini sorduğu için x'i tek başına bırakmamız lazım. 3x eşittir y eksi 2. Her iki tarafı da 3'e böldüm. Buradan da cevabımız d şıkkı geldi. 13. sorumuzda bize bir sıralama vermiş. Buna göre a, b, c'nin sıralamasını istemiş. Şimdi y'den küçük, pardon, eksi 1'den küçük olacak şekilde buraya eksi 2 desem bölünebilen bir ifade verelim ki daha net görelim. Burası da mesela eksi 4 olabilir x değerimiz. O halde a'yı bulalım. Logaritma y bölü x'ten dolayı burası 1 bölü 2 tabanında. X çarpı y'den dolayı da 8 gelecektir. Yani logaritma 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri artı 3'ten dolayı buradan cevap eksi 3 gelecek. B'ye baktığımız zaman logaritma x bölü y yani eksi 4 bölü 2'den 2 geldi tabanında. Eksi 4 çarpı eksi 2'den de 8. Buradan da cevabımız 3 geldi. Buraya baktığımızda ise x tabanında y, y tabanında x. Biz buradaki y bölü x'i x bölü y yazarsak, x bölü y'nin eksi 1. kuvveti yazarsak c'nin değeri de direkt eksi 1 gelecektir. O halde sıralama yaptığımız zaman b büyük, sonra c büyük, daha sonra da a diye sıralarız. Yani cevabımız d gelir.